Aksini iddia etmiyorum zaten. Ya hayır, fotoğrafları kullanmayın demiyorum. Kullanın. Ya sponsor da görsün tabii. Ama ben seçtikten sonra. Tamam, hadi yeter. Uzatmayın artık. Bekliyorum. Önder'cim. Hadi artık iyileşse çıkalım şuradan, ne olur. Ceren, istersen sen çık dolaş biraz ha. Bak, onca zaman sonra Türkiye'ye geldin. Hastane odasına tıkıldın benim yüzümden. Doğru. Ama sensiz bir yere gitmem. Hem belki şu senin ukala doktor gelir de iyi bir şeyler söyler birazdan ha. Neydi adı? Ateş Hekimoğlu. Adı da pek havalı değil mi? Aman git ya. Canım, iyi misin? Birini çağırayım mı? Önder abi, merhaba. Merhaba. Gel, hoş geldin, gel. De, nasıl geldin buraya? Ceren. Gel, gel, hoş geldin. Bunu imzalar mısın benim için? Tabii ki. Kalem alabilir miyim? Sevgili menajerim. Adın ne senin? Karaca. Karaca. Ben senin çok hayranınızım. Belki de en hayranınızım. Hakkınızda her şeyi biliyorum. İstediğinizi sorun. Ay, yerim seni ben. Gerçekten mi? O zaman soruyorum. Benim asla dayanamadığım şey nedir? Yarışları kaybetmek. Vay canına. Gerçekten de beni çok iyi tanıyor bu delikanlı. Sen de bisiklete biniyor musun benim gibi? Tabii, bisikletçi olacağım ben. Hastalanmadan önce çok biniyordum. İyileşince yine bineceğim. Sen de bir an önce iyileş Önder abi. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Bunu hep saklayacağım. Rica ederim. Bu da benim hediyem olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de bunu hep saklayacağım, tamam mı? En hayranımdan bir hediye. Ben burada bir kaçak mı görüyorum? Evet, kaçtım. Ama bu fırsat kaçmazdı Zeynep ablaya. Ya tamam, ama gel Nimet hemşire, seni bulmadan ben odana götüreyim seni. Evet, götürün. Hastane kuralları da biraz gevşek galiba. Birazcık yanlış beslenmiş diyelim. Vücudunu yormuş azıcık. Ama iyileşecek değil mi? İyileşsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Sen hiç canını sıkma, tamam mı? Bakıyorum kapmışsın imzalı fotoğrafı. Evet, hem de doğum günümde. Aa! Bugün 9 yaşıma bastım, biliyor musun? Hadi canım. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Hep böyle mutlu ol, hep böyle gül. Sağlıklı ol canım benim. Buldum seni işte. Senin ne işin var burada? Doğum günü hediyesi buldum kendime Nimet abla. Aa, gerçekten çok güzelmiş. Hadi ama artık gidelim, tamam mı? Hadi. Görüşürüz. Karaca'nın yatağı boş nerede? İzole odaya alındı 24 saat için. Ah ya. Tam da doğum gününde yalnız mı kaldı? Öyle ne yazık ki. Bizim hoca hep söylüyor aslında. İzole odaları renove edelim. Çocukların yanında bir ebeveynleri olsun diye ama
Cevap hep aynı. Bütçe yok. Senin Antigaman'da olman gerekmiyor mu? Senin yatağında olman gerekmiyor mu? Yok, bugün daha iyiyim. Oo, süper. O zaman belki bana taktik verirsin. Yani senin antrenörün mü olacağım? Herhalde. Senden daha iyi antrenör mü bulacağım? Daha önce hiç yarıştın mı? Sen? Çok. Ben sitede hep birinciydim. Yani... Hasta olmadan önce. Ben nasıl birinci olacağım? Aa, bana da taktik ver. Hadi hadi hadi. Tamam. Şimdi ön lastiğin biraz havasını indiriyorsun. Hı. Çok şişik olursa frene basarsan da kayıyor. Sonra yola bak. Gidon ve lastiğe hiç bakma. Hı. Bir de ben ne yapıyorum biliyor musun? Keskin naneli şekerleri ağzıma atıyorum. Sonra hızlı giderken ağzımı açıyorum. Çok ferahlıyorum. Çok güzel oluyor. Allah! Kesin yapacağım. Tamam. Şimdi ön teker, göz yolda naneli şeker. Sizden tek ricam bitiş çizgisine sağ salim gelmeniz. Neden? Çünkü gene bize iş çıkacak. Zeynep'in bitiş çizgisine geldiğinde göreceği ilk insanın ben olacağımdan eminim. Sen o frenlerin yerini falan bir tekrar kontrol et istiyorsan hatırlıyor musun? Hazır mısınız? Şekeri ağzıma atınca tamam mı? Bir, iki. Aşırı gurur duyuyorum. Of. Ne kadar para kazandığını öğrenmek ister misin? Hı-hı. Ya söyle. Ne? Bu arada çocuk onkoloji kapısına ismini yazdırabilirim istersen. Yok, istemiyorum. Yalnızca ben bir daha yarış yapalım dersem beni tutun yeter. Bana bak. Niye almadın İlacığım? Almadım. Bir şey söyleyeceğim. Sporcunun tabii ki ahlaklısı makbuldür ama hani Zeynep'in diline düştüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.